Herkese iyi akşamlar. Bugün 26 Kasım 2018. Bugün aşkı bence sinemada en iyi anlatan adamlardan bir tanesi Bernardo Bertolucci aramızdan ayrıldı. Bununla ilgili kısa bir video çekmek istiyorum. Çünkü önemli. Ben ilişkilerle ilgili videolar paylaşıyorum. İlişkilerle ilgili kadın erkek ilişkileri ve toplumsal hayatımızdaki ilişkilerle ilgili seminerler veriyorum. Üniversitelere gidiyorum. Özel kuruluşlara seminerler veriyorum. Ve özellikle aşkî ilişkiler, yani aşk üzerine, evlilikler üzerine, boşanmalar üzerine seanslar yapıyorum. Kadınlara, erkeklere ve çift seansları yapıyorum. Ve bu ilişkilerden bahsederken bir filmden bahsetmemek olmaz. Eğer izlemediyseniz mutlaka izleyin. Size tavsiye ediyorum bunu. Çölde Çay, bir diğer ismiyle Esirgeyen Gökyüzü. Bu romanı da okumanızı tavsiye ederim. Paul Bowles, İngiliz yazar. Paul Bowles'un romanı Esirgeyen Gökyüzü. Bu romanın filme uyarlanması Çölde Çay ismiyle yapıldı. Çölde Çay filmine daha sonra Türkiye'de şarkılar da yapıldı. Tam olarak kimin şarkısıydı hatırlamıyorum. Ama Çölde Çay filminin esinlendiği, yani tamamen birebir aslında esinlenmek demeyelim, uyarlandığı roman Esirgeyen Gökyüzü olarak yayınlandı, Türkçe'ye çevrildi. Mükemmel bir romandır, harika bir romandır. Bir aşkı anlatır, imkansız bir aşkı anlatır ve burada Afrika'da, Afrika üzerinde gerçekleşir bütün sahne. Ve gerçekten melodram, çok yoğun bir keder vardır filmde. Bu aşktan hem bunu kurtaramayan, artık belli bir noktada onu iyi bir noktaya getiremeyen, tartışmaları bitiremeyen, aralarındaki iletişimsizliği çözemeyen bir çift vardır. Hem de birbiri olmadan da yaşayamayacaktır bu çift. Yani birbirine aslında muhtaçtır, birbirini tamamlıyordur bu çift. Şimdi bu film çok büyük bir yankı uyandırmıştı dünyada. Çölde Çay filmi. Ve bu filmi çeken adam bugün aramızdan ayrıldı. Bernardo Bertolucci. Çok büyük bir İtalyan yönetmen. İtalya'da ilk filmlerini çektikten sonra çok kısa bir zaman içerisinde Amerikan sineması tarafından keşfedilen, hemen transfer edilen, daha sonra Amerika'da yaşayan, daha sonra yine işte Avrupa'da filmler çeken çok büyük bir adam. 77 yaşındaydı zannediyorum ki. Rahatsızlığı vardı ve bugün vefat etti. Aslında bunu şöyle tanımlamak lazım. Bugün bedensel varlık olarak dünyadaki hizmetlerini olabildiği ölçüde yerine getirmiş olarak aramızdan ayrıldı. Yani biz dünyadaki bedensel varlıklar olarak artık bizim aramızda değil. Fakat varlık boyutunda mutlaka başka yaşamlarda veya yaşamsal sınavlarını sona erdirdiyse yukarıda bir yerde varlığını sürdürüyor. Çünkü bizler hiçbir zaman için varlığımızı sona erdiremeyiz. Bu bizim elimizde olan bir şey değil. Sadece bedensel varlığımızı sona erdirebiliriz. Biliyorsunuz bu metafizik konulara arada değiniyorum videolarımda. Ama Bernardo Bertolucci'ye, onun bu dünyada gerçekleştirdiklerine bakacak olursak eğer, hakikaten filmlerinde olan şey duyguydu. Yani duygu çok önemli bir olay. Çünkü bugün sinema artık çok ticari bir hale geldi. Özellikle 2000'li yıllardan sonra sinema çok ticari oldu. Ve sinemalarda en basit bir aşk duygusunu, en basit bir paylaşımı, en basit gerçek bir duyguyu, samimi bir sahneyi bulabilmek zor oldu. Çünkü böyle senaryolar artık yazılmıyor. Geçenlerde sizinle paylaştığım bir videoda şöyle bir konuya değindim. 2000'li yıllardan sonra, yani milenyum gerçekleştikten sonra artık duygu rafa kalktı. Artık tüketim ve insanların çok yoğun, çok kaba saba tüketimleri ağır basıyor. Yani ne olursa olsun duyguları, eşyaları, maddiyatı, zenginliği, ev, araba, şu bu, her şeyi tüketme alışkanlığı ağır bastı. Ve tüketim toplumuna döndük 2000'li yıllardan itibaren. Sinema da çok değişti. İşte mesela iletişimde olduğum dostlar, arkadaşlar şunu hep söylüyorlar. Yani 90'lı yılların sineması çok daha güzel. Kesinlikle öyle. Çünkü duygu vardı. 80'li yıllarda, 90'lı yıllarda duygu vardı. İşte Bernardo Bertolucci gerçekten de bu duyguyu filmlerine koyan bir adamdı. Ve diyaloglar, senaryolarında ortaya konan performans,
bunun görsel hale getirilmesi. Ama belli ki görsellikten önce diyaloglar çok iyi çalışılmış. Yani diyaloglar ve senaryo çok sağlam olmadan zaten filmi çekmiyor asla. Bütün bu altyapı da güçlü olduğu için Bernardo Bertolucci çok büyük bir yönetmendi. Ve iyi hikayeleri iyi bir şekilde çekiyordu. İnsani duyguları onun içine katmayı çok iyi biliyordu. Çölde Çay filmi aşk konusunda kafa yoran, ilişkiler konusunda kafa yoran ve özellikle on-off ilişkiler, yani kötü gidiyoruz ama ayrılamıyoruz. Hani ondan hem nefret ediyorum ama hem seviyorum. Aslında anlaşamıyoruz ama ayrılamıyoruz, ondan ayrılmak istemiyorum diyen bütün arkadaşlara gelsin. Yani onlar lütfen Çölde Çay filmini bulsunlar. John Malkovich ve Debra Winger'ın başrolde olduğu, işte Bernardo Bertolucci'nin bu muazzam eserini üşenmeden izlemelerini tavsiye ediyorum. Çölde Çay. Kitap okuma meraklıları, özellikle roman seven dostlar varsa, onlar da Esirgeyen Gökyüzü romanını okumanızı tavsiye ediyorum size. Esirgeyen Gökyüzü. Muazzam bir roman. Yeni baskıları var mı bilmiyorum. Çünkü Türkiye'de o kadar fazla satmadı. Bizim toplumumuzda roman okuma alışkanlığı çok fazla yok. Ben bunu şuradan gördüm. Ben bir romancıyım. Eskiden beri, çocukluğumdan 9-10 yaşından beri hep roman okuyorum. Cervantesler, Don Quixote'lar, öyle büyüdüm zaten. Sonra Rus edebiyatına dalınca zaten başımı kaldıramadım. İşte Lermontov, Pushkin, Dostoyevski, Tolstoy, bunları okuyarak bitirdim ortaokulu, liseyi. Ondan sonra da işte metafizik romanlara ve felsefi edebiyata geçtim. Ve okuma merakım vardı. Ama şuraya getireceğim lafı. Mesela benim romanım çıktığında, Gecede Saklı Yalnız Aşklar çıktığı zaman, bu birkaç baskı yapınca insanlar şaşırdılar. Yani roman satıyor falan dediler. Hem de tanınmayan, işte henüz tanınmayan bir adamın romanıydı. Dolayısıyla roman kültürümüz yok. Ama bu videoyu izleyen arkadaşlar arasında eğer roman seven birileri varsa, onlara benim samimi tavsiyem, Esirgeyen Gökyüzü romanını bulun ve okuyun. Çünkü ilişkiler konusunda da güzel aforizmalar var. Çok ağır bir roman, yani ağır derken anlatımı çok güzel ama gerçekten kederli ve üzücü yerler var romanda. Ama bir şeyler hissetmek için geliyoruz bu hayata. Yani bu hislerin arasında sinemada, tiyatroda, operada veya kitap okurken bir şeyler hissetmeye çalışıyoruz. Yani bizim insanlar olarak dünyaya yollanmamızın sebebi duygu dünyamızın sürekli bir dalgalanması. Biz rutin bir hayat için dünyaya yollanmıyoruz, buna inanmıyorum. Dolayısıyla bazen keder, bazen acı, bazen de mutluluk, hepsi bir anlam ifade ediyor. Önemli olan bütün bu duygulara karşı bir direnç geliştirip bunlara karşı güçlü olabilmek ve hepsini birden idare edebilmek. Sanatın her dalını çok seviyorum. Bunu beni takip edenler zaten biliyor yani. Sanatla biraz meraklıyım ben. Bernardo Bertolucci'yi es geçmeyin. Filmlerini izleyin. Çölde Çay filmini izleyin, Çalınmış Güzellik filmini izleyin, çok güzel bir film. Özellikle Çalınmış Güzelliği 18-25 yaş kitlesine çok tavsiye ediyorum. Bu videoyu izleyen, eğer bu ergenlik ve üniversite çağında arkadaşlarımız varsa, kız arkadaşlar özellikle, mutlaka Çalınmış Güzellik, Stealing Beauty filmini mutlaka bulun ve izleyin. Çünkü ergenlik çağındaki bir kızın kadınlığa nasıl geçiş yaptığını, kadınlığını nasıl hissettiğini anlatıyor. Mükemmel bir film. O da İtalya'da geçiyor. Zaten büyük bir İtalyan yönetmendi Bernardo Bertolucci. Dolayısıyla bu videoda yine ilişkilerle alakalı olarak ama bunu sinemasal anlamda dile getiren ve çok başarılı olan bir yönetmenden bahsetmek istedim size. Mutlaka sinemada kendinize ait duygular buluyorsunuz ve Bertolucci'nin filmlerinde bulmamanız imkansız. Sizleri önemsiyorum, sizleri seviyorum. Sizlerle paylaşımda bulunmaya her zaman olduğu gibi devam edeceğim. Kendinize lütfen iyi bakın.